Dünyanın her yerinde insanlar günde yaklaşık 1 ve 2.7 kilogram arası yemek yiyorlar. Bu bir insan için yılda en az 365 kilo ve ortalama bir yaşam süresi için toplam 30 bin kilograma yakın yemek anlamına geliyor. Yediğimiz her bir lokma sindirim sistemine doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Sindirim sistemimiz vücudumuzda hatırı sayılır bir alan kaplayan 10 organ ve 20'den fazla özel amaçlı hücre çeşidini kapsar. Bu sistem insan vücudunun en çeşitli ve karmaşık sistemlerinden biridir. Bugün yaşamsal fonksiyonlarımızın temelini oluşturan sindirim sistemimize yakından bakacağız. Bu sistemin her parçası sadece bir görevi yerine getirmek için çalışıyor. Yiyeceklerdeki ham maddeleri yararlı besinlere çevirmek ve sizi hayatta tutan enerjiye dönüştürmek. Besinleri sindirebilmek için sindirim sistemimiz iki yöntem izler. Mekanik yani fiziksel ve kimyasal sindirim yöntemleri. Fiziksel sindirim, molekülleri daha küçük moleküllere ayırma işlemidir. Kimyasal sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına kadar ayırma işlemidir. Gövdemiz boyunca uzanan sindirim sistemi 4 temel bölümden oluşur. İlki sindirim kanalıdır. Besinleri taşıyan kıvrımlı bir kanaldır ve 30-40 metrekare iç yüzeyi vardır. Bu, bir tenis kortunun yarısını kaplayacak genişliğe denktir. İkinci bölüm, pankreas, safra kesesi ve karaciğerdir. Bu üçlü, özel sular kullanarak besinlerin yıkımını gerçekleştirir. Ortalama boyu 13-15 cm arasında olan pankreas, 12 parmak bağırsağı içinde besinlerin sindirimi için enzim üretir. Bu sırada safra kesesi, karaciğerin ürettiği sıvıları kendi içine depolar. Ta ki sindirim esnasında bağırsağa gönderene kadar. Ve tabii ki karaciğer, yediklerimizi vücudun kullanacağı şekilde düzenler ve besin maddelerine çevirir. Üçüncü bölümde vücut enzimleri, hormonlar, sinirler ve kan bir arada çalışarak besinlerin ayrıştırılması, sindirim sürecinin düzenlenmesi ve son ürünlerin vücuttan atılmasını sağlarlar. Dördüncü ve son olarak mezenter, yani bütün sindirim organlarımızı destekleyen, karnınızda durmalarını ve görevlerini yapmalarını sağlayan geniş doku uzantısı olan bağırsak askısı bulunur. Mezenter, ince bağırsakları karın duvarının arka bölümüne bağlayan ve ince bağırsakları besleyen damarları içeren karın zarı kısmı ve kıvrımıdır. Eskiden mezenterin insan vücudundaki parçalanmış yapıların bir arada durması sonucu meydana geldiği düşünülüyordu. Ancak Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayınlanan makalede mezenterin tek parçadan oluşan bir organ olduğu açıklandı ve 2016'dan beri mezenterin tam fonksiyonlarının anlaşılması üzerinde çalışılıyor. Sindirim süreci yiyecek dilinize bile değmeden başlar. Lezzetli bir lokma beklentisiyle ağzınızdaki salgı bezleri tükürük salgılamaya başlar. Her gün 1,5 litre tükürük üretiriz. Yiyecek ağzımıza girdiğinde tükürüğe bulanmış yiyeceğin çiğnenmesi yiyecekleri bolus denilen nemli topaklara çevirir. Tükürükte bulunan enzimler karbonhidratların ayrışmasını sağlar. Yiyecek daha sonra kendini 25 santimlik bir tüp olan özofagus yani yemek borusunda bulur. Bu boru aracılığıyla mideye gönderilir. Yemek borusunu çevreleyen sinirler lokmayı algıladığında peristalsisi tetikler. Bu yiyeceği yutmak için gerçekleşen belirli bir dizi kas kasılmasıdır. Bu hareket yiyecekleri mideye doğru gönderir. Midede ise kaslı mide duvarları bu çiğnenmiş yiyecek toplarını duvardan duvara çarparak küçük parçalara ayırırlar. Buradaki hücreler tarafından salgılanan hormonlar mide duvarından asit ve zengin enzimli sularının salınımını tetikler. Böylece yiyeceklerin çözülmesi ve proteinlerin ayrıştırılması başlatılır. Bu hormonlar ayrıca pankreası, karaciğeri ve safra kesesinde uyararak sindirim sıvıları üretmelerini ve yağları sindiren sarımsı yeşil bir sıvı olan safranın gönderilmesini sağlayarak bir sonraki aşamaya hazırlık yapar. Midenin içerisinde 3 saatten sonra topak şeklindeki çiğnenmiş besinler artık kimüs adlı köpüklü bir sıvıdır ve ince bağırsağa gitmeye hazırdır. Karaciğer safra kesesine safra gönderir, o da ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı kısmının ilk bölümüne doğru salgılar. Burada safra kimus bulamacı içinde yüzen yağları çözer. Kimus bulamacı, yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durumdur. Böylece pankreas ve bağırsak sıvıları tarafından kolaylıkla sindirilebilirler. Bu enzim bakımından zengin sıvılar yağ moleküllerini parçalayarak vücuda eminimi kolay olsun diye yağ asitleri
ve gliserole dönüştürürler. Bu enzimler ayrıca besinlerin en küçük yapıları olan moleküllere, proteinlerin amino asitlere, karbonhidratların glikoza dönüştürülmesini sağlar. Bunlar ince bağırsağın alt bölgelerindeki jejunum ve ileum gerçekleşir. Bunlar villi denilen milyonlarca çok ince kılsı çıkıntıyla kaplıdır. Villiler, molekül emilimi ve kana karışımı en üst düzeye çıkarmak için çok geniş bir yüzey alanı oluştururlar. Yolculuğun son aşamasında kan, bu molekülleri alarak vücudun organ ve dokularını beslemek üzere taşır. Ancak yolculuk burada bitmez. Sindirimden arta kalan lif, su ve sindirim sırasında atılan ölü hücreler, kolon olarak da bilinen kalın bağırsağa doğru yol alırlar. Vücut, bu kalan sıvının çoğunu bağırsak duvarından süzer. Geriye kalan, gaita denen yumuşak kütledir. Kolon, bu yan ürünü sıkarak rektüm denilen keseye yollar. Burada sinirler genişlemeyi hissederek, vücuda atığı dışarı atma vaktinin geldiğini söyler. Sindirimin yan ürünleri, anüsten dışarı atıldığında, genellikle 30-40 saat süren yiyeceklerin bu uzun yolculuğu sonunda tamamlanır. Sindirim sistemimiz, bitmek bilmeyen mesaisiyle ömrümüz boyunca yaşam için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi bize sağlamak için çalışır. Elbette ona bu ağır mesaisinde yardımcı olmak için yapabileceğimiz çok şey var. Ama bu da başka bir videonun konusu. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin ve bilimle kalın.